stratejik planlamaya geçmeden önce genel olarak neden planlarız onu bir düşünelim. Bütün işletme bilimlerinde amaç elbette başarıyı kazanmak. Başarıyı nasıl tarif ediyoruz? Kendi koyduğumuz hedeflere ulaşmak. Planlamanın birinci amacı bu. İkinci amacı kendi hedeflerimize ulaşırken ne kadar verimli olduğumuz, yani ne kadar az kaynak harcayarak ne kadar çok sonuç elde ettiğimiz. Üçüncüsü planlamayı işimize nereden başlayıp, hangi yöntemi izleyip nasıl sonlandıracağımızı belirlemek için, yani stratejimizi belirlemek için yapıyoruz. Önümüzü gördüğümüz zaman, önümüzdeki adımları, hedeflerimizi bildiğimiz zaman da karşımıza çıkabilecek fırsatları değerlendirmemiz mümkün olabiliyor ve riskleri de bertaraf etmemiz mümkün olabiliyor. Bu genel başarı açısından çok çok önemli. İnsanlar büyük başarıları birdenbire elde edebildiklerini düşünüyorlar. Ancak bu gerçek değil. İnsanlar ne zaman ki hayatlarını stratejiyi belirleme sürecine sokuyorlar, o zaman karşılarına çıkabilecek fırsatları da öngörebildikleri için zamanında değerlendirme şanslarını elde edebiliyorlar. İnsan ne kadar gelecekte ulaşmak istediği büyük amacı, yeri belirlerse, bugün yaptığı faaliyetlerle o uzun vadeli amaçlarına ulaşma şansı da o kadar artar. Dolayısıyla kısa vadeli hedeflerimizin uzun vadeli amaçlarımızla uyum sağlaması için planlama yapmak durumundayız. Boşu boşuna bazı faaliyetleri yapmaktan kendimizi alıkoyabiliriz. Elbette işi yaparken eğer ekip olarak çalışıyorsak bir iş bölümünün yapılması lazım. İş bölümünü ekibimizle birlikte karar vermek oldukça önemli. Herkes kendi sorumluluğunu belirlediği zaman kendi sorumluluğunu herkes daha çok benimsiyor. İş bölümü yapıldıktan sonra koordinasyonun sağlanması lazım. Bunlar planlamanın parçaları. Yine ekip çalışmasında, kolektif eylemlerde aslında planlamanın da katılımcı olarak yapılması çok çok önemli. O zaman planlama sadece diğer amaçları gerçekleştirmek için değil, ekip üyeleri arasında mutabakat sağlamak için de çok önemli. Tabii büyük projelerde mesela kentlerin kültür planlamasını yaparken, kültür politikaları projelerinde farklı paydaşlarla çalışıldığı için bu paydaşların yapılacak işin stratejisinde mutabık kalmaları çok önemli ki motive olarak bu görevi, misyonu rahatlıkla üstlenebilsinler. Aynı zamanda kısa süreli projelerimizin sürdürülebilir olması için onların kültürel projelerde yapıyor olsak, sanatsal projelerde olsa, yapıyor olsak, son derece bireysel küçük projelerde olsa bunların uzun vadeli etkilerini bilmemiz ve bağlama oturtmamız lazım. Yani yaptığımız işin, sanatsal işin politik bağlamı nedir, kültürel bağlamı nedir, ekonomik bağlamı nedir, bunları sosyolojik toplumsal bağlamı nedir, bunları anlamak için de yine uzun vadeli planlama yapmakta yarar var. Planlama yaparak belirsizlikleri minimize ederiz. Belirsizlikler insanlarda kaygı yaratır. Dolayısıyla belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla insanların ekip içerisindeki kaygıların azalmasıyla çatışmalar engellenebilir. Planlamada ilk yaptığım şey başarı için hedefler koymaktı. Hedeflerimizi gerçekleştirdikten, uygulamaya döktükten sonra geri dönüp bakmak ve değerlendirmek, yaptığımız faaliyetlerden öğrenmek ve sonrasında daha büyük başarılara adım atabilmek için çok önemli. Aynı şekilde yaptığımız faaliyet ve projelerin devam edebilmesi için o bağlamı anlamak ve sürdürülebilirliğinin şartlarını yerine getirmek gerekir. Stratejik planlama bir kurumun yönünü ve stratejisini belirlemek için ve bu stratejiyi yerine getirmek üzere hangi kaynakların ne şekilde tahsis edileceğine dair karar verme süreçlerinin tümünü kapsar. Aynı zamanda stratejik planlama bir düşünme de metodolojisi. Stratejik planlama metodolojisiyle kurumumuzun ne olduğunu, ne iş yaptığını, kime ve neye hizmet ettiğini, yani misyonunu belirleyebiliriz. Bu metodolojiyle aynı zamanda başarı kriterleri, yani hedefler belirlenir.
her ne kadar stratejik planlama kurumların planlanması için geliştirilmiş bir metodoloji olsa da kültür yönetiminin çeşitli faaliyet alanlarından yola çıkacak olursak her faaliyet alanında kullanılabilecek bir metodoloji. Yani bir ülkenin kültür politikalarını belirlemekten tutun, bir kentin kültürel planlamasının gerçekleştirilmesi için bir kültür kurumunun kurulması ve yönetilmesi aşamalarında Avrupa kültür başkentleri gibi büyük projelerden tutun en küçük sanatçı inisiyatiflerinin yahut da bireysel sanatçıların geliştirecekleri projelerde de kullanabilecekleri bir metodoloji. Stratejik planlama yapılacak faaliyetlere yukarıdan geniş bir perspektifle bakılarak yapılmalarına olanak verdiği için yapılan kısa vadeli faaliyetlerle uzun vadeli başarılara hizmet etmesi konusunda çok yararlı bir metodoloji. Stratejik planlama nasıl yapılır sorusundan önce her neyi planlarsak planlayalım, önce neden sorusunu sormak gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Diyelim ki bir endüstriyel tasarım ürünü geliştiriyorsunuz. Ben ütü geliştireceğimden yola çıkmazsınız. Ben çamaşırların düzgün ve buruşuk olmamasını sağlayacak bir araç geliştireceğimden yola çıkarsınız. Onun için neye hizmet ettiğinizi bulmak çok önemli. Bizim yaptığımız etkinlikler çok son derece soyut olduğu için bu örnek aslında yaptığımız işi somutlaştırıyor. Bir şeyi biz neden yapacağımızı bilirsek nasılını ve ne sorusunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Peki neden sorusunun cevabını nasıl bulacağız? Bu yapacağımız faaliyetin büyüklüğüyle çok ilgili bir şey. Eğer biz bir kurum tasarlıyorsak, bir kurum kuracaksak, kültür kurumu oluşturacaksak o zaman bu kültür kurumunun hangi dünya görüşüne hizmet etmesini istediğimizi sormamız lazım kendimize. Yani ben gelecekte nasıl bir dünya hayal ediyorum ya da biz bu kurumu oluşturacak kişiler olarak nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? İşte bu bize yol gösterecek ve stratejimizi belirleyecek. Biz buna bir kurumun vizyonu adını veriyoruz, gelecek vizyonu. Elbette gelecek vizyonu bizim idealimiz yani ütopyamız. Biz bu vizyonumuza nasıl ulaşacağız, nedeni bulduk, şimdi nasıl ulaşacağız sorusunu şu şekilde yanıtlıyoruz stratejik planlamada. Sorun analizi dediğimiz bir yöntemle büyük sorunların alt başlıklarını ortaya koyuyoruz. Bunun da yolu şu, önce büyük soruyu kendimize belirliyoruz. Diyoruz ki dünyada veya ülkemizde ayrımcılık hakim diyelim. Buna neden sorusunu sorup bu nedenlerin hepsini tek tek altına sıralıyoruz. Sonra bu cevaplara da neden sorusunu sorup yine onların alt sebeplerini buluyoruz. Böylece büyük sorunun temelde sebeplerini, farklı farklı sebeplerini ortaya koyuyoruz. Tabii bu sebeplerden hepsini ortadan kaldırmamız mümkün değil. İdeal durumda eğer biz sivil toplum kuruluşuysak yahut da bir sanat kuruluşuysak veya bir devlet kurumuysak fark etmez. Bizim etki alanımız sadece kendi misyonumuzla sınırlı, kendi yetilerimizle sınırlı. O zaman kendi yetilerimizin ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Tabii böyle bir sorunla bir bakanlığın cevap verme gücü farklı. Küçük bir sivil toplum kuruluşunun yahut da bir müzenin, bir sanatçı inisiyatifinin katkısı farklı olacaktır. Benim içinde bulunduğum durumu analiz etmem gerekiyor ki bunun için en yaygın kullanılan metot SWOT analizi yapmaktır. SWOT kelimesi Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yani güçlü yanlarım, zayıf yanlarım, fırsatlarım ve tehditlerim olmak üzere sayfayı dörde bölüyoruz. Bu şekli de önemli, şu açıdan önemli. Üste zayıf yönlerim, güçlü yönlerimi koyuyoruz. Alt tarafa da fırsatlarımı ve tehditlerimi sıralıyorum. Sonuçta şunu düşüneceğiz. Ben zayıf yönlerimi güçlü yönlerimle nasıl telafi edebilirim? Buradan da gelişim stratejim ortaya çıkacak. Buna içsel analiz diyoruz. Alt taraftaki fırsatlar ve tehditler de dış şartlardan kaynaklanan fırsatlar ve tehditler.
önce kurumun vizyonunu belirledik. Sonra durum analizi yaptık ve sorun analizi yaptık. Bunların sonucunda bizim yetilerimiz nedir? Onları belirledik ve bu sorun ağacında hangi sorunları çözeceğimizi seçtik ve böylece misyonumuzu belirledik. Yani o vizyona nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koyduk. Bir sonraki adımda da hedeflerimizi koymamız gerekiyor. Prodüksiyonlu yapacağım şeyin yanında kendi gelişimim, ekibimin gelişimi, tecrübesi, network'ümün gelişmesi, kaynaklarımın gelişmesini de amaçlarımın içine koyuyorum. Yani misyonumu belirledikten sonra onun altında amaçlarımı belirliyorum. Sonra her amacımı gerçekleştirecek hedeflerimi belirlemem lazım. Bunun anlaşılması için şöyle açıklayabilirim. Bir insan ütopik bir şeyi hayal ediyor ama önemli olan bu hayal ettiğini hayata geçirmek. Hayata geçirmek için de sonuç itibariyle adım adım ne yapması gerektiğini bulması lazım. Bunu da bu soyut olan vizyondan yola çıkarak gittikçe somutlaştırma metodolojisi aslında stratejik planlama. Yani ne yapıyorsunuz? Vizyondan sonra misyonunuzu belirliyorsunuz. Bu vizyonda benim katkım ne olacak onu belirliyorsunuz. Sonra amaçlarınızı belirliyorsunuz. Bu daha da somut ama yeterince somut değil. Bir sonraki aşamada da hedeflerinizi belirliyorsunuz. Yani somut olmayan her şeyi somutlaştırıyorsunuz. Bunun da kuralı, SMART kuralı var. Yani SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely kelimelerinin kısaltılmışı. Hedef cümlesi belirlerken mutlaka spesifik olması lazım. Yani detaylı tanımlanmış olması lazım. Bizim kaynaklarımızla ulaşılabilir olması lazım. Gerçekçi olması lazım. Bir zaman çerçevesi belirlememiz lazım. Ben bu zaman içinde bunları yapacağım gibi. Ve ölçülebilir olması lazım. Hedefleri belirledikten sonra da her hedefe hangi somut adımları atarak gerçekleştirmem gerektiğini listeliyorum ve bunu listeledikten sonra, eylemleri listeledikten sonra kimlerin bunlardan sorumlu olduğunu ve deadline'larını koyup zaman planını çıkarıyorum. Ve buna paralel olarak da kaynaklarımın parasal olarak karşılığını gösteren bütçemi planlıyorum. Ve böylece bütün proje dokümanlarımı elde etmiş oluyorum. Bu stratejik planlama kurumumun genel planlamasını yapmak için bir metodoloji. Buradaki hedeflerden bazılarını gerçekleştirmek için bu hedefleri paketleyebilirim ve projelendirebilirim. Proje dediğimiz şey aslında süre gelen faaliyetler değil de bir başı sonu olan ve sadece bir kere yapılan faaliyetlere biz proje diyoruz. Biz projeleri aslında uydurmayız, uydurmamalıyız. Projelerimiz bizim uzun vadeli hedeflerimize, vizyonumuza, misyonumuza, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması lazım. Ve de sürdürülebilirliğimizi sağlaması lazım. Şimdi stratejik planlamayı yaparken biz sondan başladık, vizyondan başladık. Misyonu belirledik, amaçları belirledik, hedefleri belirledik. Sonra da faaliyetleri belirledik, atacağımız adımları. Ama bunları uygularken bu sefer adımlardan yola çıkacağız. Yani biz faaliyetleri gerçekleştirdiğimizde, hedeflerimiz gerçekleştirilmiş olacak, hedeflerimiz gerçekleştirildiğinde, amaçlarımız gerçekleştirildiğinde, misyonumuz da vizyonumuza hizmet edecek. Bu şekilde aslında soyut olan bir şeyi geriye doğru planlayıp sonra ileriye doğru gerçekleştiriyoruz. Diyeceksiniz ki kültür alanında, sanat alanında birçok şeyi planlayamıyoruz. Çünkü birçok şeyde doğaçlama yapmamız gerekiyor. Özellikle katılımcı sanatta, sürecin önemli olduğu sanat alanlarında ve kaynakların tam olarak önceden belirlenemediği etkinliklerde hep bir kriz yönetimi hakim oluyor. O an sahip olunan kaynaklarla, sahip olunan şartlarla o etkinliğin gerçekleştirilmesi gerekebiliyor. O zaman planlama yapmak, kültür sanat alanında her zaman gerçekçi mi sorusunu sorabiliriz. Planlama yapmak demek aslında onu %100 planladığımız gibi uygulamak anlamına gelmiyor. Planlamayı biz çerçeveyi belirlemek için yapıyoruz. Yani ideal durumu belirlemek için. Yapılan planlama yani yaptığımız zaman planı, bütçe aslında sürekli revize edilmeli. Yani biz uygulama sırasında bu planlamayı nasıl değiştirmemiz gerektiğini sürekli düşünmeliyiz. Ama doğaçlama yaptığımız için de planlamadan
kendimizi yoksun bırakmak çok mantıklı değil. Çünkü önümüze çıkabilecek riskleri, fırsatları vesaire bu şekilde kaçırma olasılığımız mevcut. Kültür sanat faaliyetlerinin, projelerinin bir özelliği de hep yeni baştan yeni bir yaratım gerçekleştirme zorunluluğundan dolayı aslında aynı tip işlerde tecrübe kazanıyoruz ama içerikler sürekli değişiyor. Çalıştığımız taraflar, paydaşlarımız sürekli değişiyor. İzleyicilerimiz sürekli değişiyor. İşbirliği yaptığımız taraflar değişiyor. Dolayısıyla bu küçükten başlayarak büyütme metodolojisi aslında bizim yaparak öğrenmemizi sağlıyor. O yüzden değerlendirme süreçleri çok çok önemli kültür sanat yönetiminde ve stratejik planlamada. Zira değerlendirme yapmadığımız durumlarda ki değerlendirmeye genellikle insanlar vakit ayırmayı istemezler ve sevmezler. Çünkü orada eleştiriler olacak, onlara da katlanmak gerekiyor. Ve sadece başarılar kutlanmayacak, aynı zamanda başarısızlıkların nedenleri de ortaya konması gerekiyor ki bizim kültürel gelişime katkımız garanti altına alınsın. O nedenle değerlendirme yapmak son derece önemli. Bu bizim yaparak öğrenmemize, gelişmemize ve kültür alanına daha fazla katkıda bulunmamıza yardımcı oluyor.